Şu anda Mrs. Kitap'ın ofisindeyim. Hemen kitap olarak da biliyorsunuz. Siz yayıncılık. Onu kastetmiyorum Eren'cim. Nerede? Haftalardır neredesin? İnsanlar senden video bekliyor pazar günleri. Aslında kendi kanalımda ben bayağı bir video koydum. Yani soru cevap videosu 3 part. Neler aldım dediğim o fuar videosu. Yani şey, 50 kiloluk kitap getirdiğim geriye. Şu an niye bu şekilde beni köşeye sıkıştırıyorsun? Ben edebiyat programında yoksun diyorum. Ha, edebiyat. Için ben kendi kanalımda varım. Benim takipçilerim beni zaten oradan görüyorlar. Edebiyat programında kimmiş falan moduna niye girdin şimdi? Yo, onun için değil. Öyle değil ya. Hani koyuyorum. Tek bir problem var. Kendi kanalım için bile video koyarken bazen böyle şey kalıyor. Neyden konuşacağımı bilmiyorum. Hele ki neler okudum videosunu o kadar uzun zamandır çekmiyorum. Şu an kanalıma gir. Benim kanalım Şeyma Subaşı'nın erkek versiyonu ama kitaplarla ilgilenildiği gibi sürekli bir alışveriş. Yani tatil konusunda değil. Tatil konusunda olsa eyvallah. Şu an mesela kuzenim Phuket'te. O kadar tatilde yaptık. Otostopla Trabzonlara gittik. Orada çektiğimiz hiçbir videoyu aslında da koyamadım. Niye? Çünkü montaj yapmadım. Hayır, senden gelecek eskiler var. Gevrektir. Eskiler var. Gevrektir. Ama ne? Basmaya gelmez. Vay delikanlı gönlüm var. Eller oynasın. Eller. Ya yok şey, onu aslında yapabiliriz hani. Bu böyle birazcık daha sohbet muhabbet şeyi gibi olacak. Yani normalde edebiyat burada da alışkın olduğunuz Serkan'ın yapmış olduğu söyleşi tarzındaki şeylerin dışında ya da kitap tanıtımı dışında ki var aslında burada. Seray'ın kitaplarını yanımda getirdim çünkü dün akşam biz Seray'la birlikte Kadıköy Penguen'de muhteşem bir söyleşi yaptık. İlk moderatörlük deneyimimdi. Seray'la birlikte yapmak da inanılmaz keyifli. Çünkü kitapların yazarı o, kitapları onun kadar iyi bilen bir insan ben. Yan yana gelince sorular güzel karşılandı. Onun kadar iyi bilen. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Kulun ilk bölümünü okuyabilirim rahat rahat kafamda. Mercan Hanım kendisine Mercan Hanım denmesinden hoşlanmazdı ya da haz etmezdi. Çünkü bilirdi ki bu hanımlık onu bir basamak yukarı çıkarmazdı. Diye başlıyor. Sonrasında da peki Tom şimdi onun gibi oyunu girdi. Cool. Evet. Neden oyunda seni bir danışman olarak filan almadılar? Danışman olarak mı? Daha o kadar değil ya. Kulu mesela hani senaryo danışmanı işte. Senaryo zaten Seray kendisi yazdı ki. Tabii. Senaryoyu kendisi yaptı. Kendisi yaptığı için de öyle bir şeye ihtiyacı yok. İzmir'de gideceğim. Dolunay Soysert oynuyor. Antalus çok güzeldi. Nihal'in oyunculuğu da çok çok iyiydi. Dolunay da çok güzel oynamıştı. Çünkü ben Dolunay'ı da severim. Baya baya severim. Hangi kitaplarından bahsedeceksin bugün? Bugün Antalus'tan bahsedeceğim. Reklama atla hanımların dikkatini. Gelin başı kul. Yani hepsini getirdim buraya. Tamam. Ama en çok üzerinde duracağım. Benim Seray'la tanışma kitabım olan Antabus. Benim de. Ben tanıştım değil mi? Evet. Hem savunda olup da zaten Antabus'u okumayan yok gibi bir şey. Ardından Kul'dan bahsedeceğim biraz. Biz bunun üzerine dün akşam da çok konuşmuştuk. Çünkü Leyla ve Mercan birbiriyle çok karşılaştırılan ve hani bu yüzden de Antabus severlerin biraz uzaklaştığı bir karakter Mercan. Ama Mercan aslında Leyla kadar güçlü ve hatta oldukça güçlü bir karakter. Yani her şeyi ele al. Bak bütün her şeyden vazgeçebilirsin, edebilirsin fakat hani şu inançtan vazgeçmek ya da bir dini inancı bırakmak olayı Mercan bir şeyi bırakmış değil de en azından şöyle diyor içerisinde. İşte Mercan Allah'tan vazgeçemezdi. Çünkü Allah'tan başka hiç kimsesi yoktu. Fakat umut etmemek için hani bir şey ummamak adına umut etmeyi bırakması lazımdı. Dua edip yüz geri edilmemesi lazımdı. Yüz geri edilip de isyan etmemesi gerektiği için dua etmekten vazgeçiyor. Ummaktan vazgeçiyor. Allah'tan bir şey istemekten vazgeçiyor. Bunun sonrasında şey diyor. Bir suçu günahı varsa Allah Mercan'ı affetsin de. Çünkü Mercan Allah'ı affetmişti. Onu olduğu gibi kabul etmişti. Yani şöyle o zaman, Antabus'u okuduğum için söylüyorum. Hani bu iki kitabı zaten arka arkaya okumayı pek tavsiye etmiyorlar insanlara. Hani araya bir, yani illa ben arka arkaya bir yazarın bütün kitaplarını bitiriyorum diyorsan da
Antabus'tan sonra bir hanımların dikkatine. Hanımların dikkatine, gelinbaşı. Onlar daha eğlenceli. Tabii bak mesela gelinbaşı ile reklama atlayı bir arayı okuduğun zaman, şimdi reklama atlada ODTÜ'deki ve şeydeki Bir Gün Gazetesi'ndeki yazıları var. Deneme zaten o. Bir deneme seçkisi. Kendi hayatından çok fazla örnek var bunun içerisinde. Ve o hayatındaki örnekleri gördüğün zaman gelinbaşının içerisindeki hikayelerde de o esinlenmeleri görüyorsun ki. Normalde Seray'ın ilk yazmış olduğu kitap hanımların dikkatini 11 yaşındayken yazıyor, başlıyor, bitiriyor. Ama Seray dönem dönem bütün kitaplarını tekrar tekrar yazıyor. Yani yaklaşık 5 kere oturuyor, baştan sona tekrar yazıyor. Bu bizim hani ilkokulda falan otururken sıra arkadaşımın ya ben kitap yazıyorum dedi. Demesi gibi bir şey ama. Onların hiçbir zaman gerçekleşmediği hayaller. Gerçekleştirmediği hayaller Seray gerçekleşmiyor. Ama mesela Seray'ın ilk çıkan kitabı Gelinbaşı ve hikaye olarak bakarsan da Gelinbaşı tam manasıyla bir öykü kitabı. Çünkü hanımların dikkatinin ilk hikayesi haricinde diğerlerinin hepsi hikaye. Yine öykü kitabı fakat o öyküler hep birbirleriyle bağlantılı. Elif'in hikayesini bir diğer arkadaşının hikayesinde, bir diğer arkadaşının hikayesinde diğer ikisini ve en sonunda hepsinin bir arada olduğu bir hikaye görebiliyoruz. Var. Ayşe falan da var. Mesela Ayşe birazcık daha arkada kalan bir şey. Yani daha farklı bir gözden bakmak amacıyla bir de Ayşe var. Yanlış hatırlamıyorsam. Sedef vardı, Elif vardı, Ayşe vardı. Ayşe dediğim o diğer bakış. Bir tane daha kız vardı. Onun ismi aklıma geldi. Şimdi Leyla'yı biliyoruz. Leyla'yı zaten bilmeyen yok. Varsa da senin kanalına girip detaylayacak. Evet. Benim şeyim var ya. Çağdaş Türk Edebiyatı'na nasıl başladım, neler okudum videosunun sonrasında ya da bir tane neler okudum videosunun ikinci partı. Yaklaşık bir yarım saat kadar falan komple otobüs ayrılmış vaziyette. Çünkü orada durdurdum, kestim videoyu, dedim ki bu tek başına bir video olması lazım. Normalde ay boyunca neler okudum diye seçiyorsun işte. O oradaki bulunan kitapları okuyorsun ama otobüsü kesinlikle o şekilde bırakamazdım. Biraz Mercan'dan da bahsetmiş olduk. Tamam Mercan, ya bahsederiz. Mercan'dan daha bahsedecek çok şey var. Mercan mesela düşün, Leyla normalde tek başına olmak Leyla'yı isteyen bırak, Leyla'yı bırak. Hayır bak şey olarak. Leyla istemiyoruz artık. Leyla normalde tek başına olmak isteyen biri. Tamam mı? Hani şey diyor ya, Leyla ile Mecnun'daki Leyla bile olmak istemiyorum. Hani Remzi'nin karısı Leyla ya da bilmem nenin kızı Leyla değil. Leyla. Leyla Taşçı değil. Leyla. Mercan da kalabalık olmak istiyor. Çünkü anne baba olayı hiç girilmiyor içerisinde. Bir koca var. Evin bütün gelirini sağlayan kişi Mercan. Çünkü koca okçunun, müptezelin bilmem falan teki yatıyor. Yani tek hobisi var. Çiçek sulamak adamı. Çiçek diye suladıklarında yine bir tohumu olduğunu ve yani orada şey çıktığını falan görüyorsun. Hikayenin ilerleyenlerinde var. Mercan şey yapıyor işte. Gidersen git diyor adama. Adam gidiyor. Ama Mercan'ın istediği bir şey var. Bir aile. Bir çocuk kafada var olan sürekli bir haydar. Haydar hayaliyle büyüyor. Bir çocuğun olsun ki şey yapmış işte doğum için tedavi falan da görmüş etmiş falan. O dönemde daha fazla çalışmış. Mercan'ın yaptığı iş de bu arada kat görevlisi değil. Kendi apartmanının merdivenlerini hiçbir şekilde silmiyor. Ama gerekirse eğer hani çocuk sahibi olacaksan kendi apartmanımın şeylerini de silerim, merdivenlerini de silerim. O ayrı mesele diyor. O şeye düşmek istemiyor aslında kendi kafasında bir yerde. Kapıcı dediğimiz şey. Fakat yine de o bir Mercan hanım. Şu merdivenden aşağı seslerinden ya da bağırından hanımdaki şey. Diğer apartmanların merdivenlerini siliyor. Ondan sonra adam gidiyor ve gittikten sonra o kafasındaki hayali de gerçekleştirebilmek için adama ihtiyacı var. Sürekli adaklarda bulunuyor. Dualar ediyor. İşte türbelere gidiyor. Bu adadaki şeye gidiyor. Kiliseye gidiyor. Cem evlerine gidiyor. Her yolu deniyor. Kuldaki asıl olay o zaten. Kul. Pi'nin yaşamı gibi. Aynen. Şeyde abi bu Leyla'nın da az önce bahsettiğin yalnızlığı isteme, kimseyi istememe bu arzusu da öyle kuru kuruya yazılmış bir şey de değil. Mesela kitabın çoğu yerinde, benim de altını çizdiğim bir sürü yerinde kalabalıktan, o kendi çevresindeki kötü insanların kalabalığından bahsetmiyorum. Dışarıdan yardım istediği yerlerden de çeşitli, nasıl diyeyim sana, hor görülme ya da ezik görülme şeylerini yaşıyor. Tabii. Mesela bir karakola gidiyor kocasını şikayet şey etmek için. Aynen. Orada bir ara ağzından kocasının Türk parasını yırtıp suratına attı. Tabii parası bassın diyor ya, parası bassın onu da yırtıp attı suratına diyor. Bak cümle cümle söylüyorsun o kadar.
Orada da polisler şey diyor, parayı mı yırttı? He. O zaman onu Türk parasına hakaretten alabiliriz. Tabii. Beş para kuruşluk kadar değerim yok diyor. Beş kuruşluk değerim yok. Kadının değerinin olmadığını gösteriyor. Var ama bak. Zaten Seray'ın genel olarak kitaplarındaki şeyi çok beğeniyorum. Buradaki bütün kadınlar bizim hayatımızda bulunan kadınlar. Yani Leyla benim yengem aslında. Ahmet dayım, Remzi. Yengem, Gülcan yengem. İnşallah isimleri değiştirmişsindir abi. Ya birebir bas söylemiyorum. Herkes biliyor. Hep ben dayımın elinden yengemi kurtaracağım diye odun yedim. Yani bütün bizim ailedekilerin hepsi dayımın o odununa bir şeyine falan gelmiştir. Çünkü alkolik dendiği zaman ya da alkol sorunu var dendiğinde çok elit kaçacak. Abi sarhoş. Ayyaş. İçmeden öncesinde inanılmaz tatlı çiçek gibi herif. Leyla'nın kocasını hiç görmedik öyle ama dayı böyle. İçtiği zaman... Kitabın sonlarına doğru görüyorduk galiba. Hiç hani bir böyle ya ben aslında sizi seviyorum diye Leyla'ya omzuna yaslanıp ağladığı falan bir sahne var. Var evet tamam o var. Ama yani... o kadar az ki. Dayı mesela içer gelir evde terör estirir. Yani kapının kapanmasından anlarız biz. Yani böyle kulağın diye kapandıysa aşağıda birazdan terör olacak. Sesin çıkmasını beklemeden annem iner çocukları alırdı köyde. Anneannemle alt üstte oturuyorlar. İşte Feride'yi alır, Emre'yi alır, Emir'i alır, yukarı çıkarlar. Aşağıda tabii bir yenge olmak zorunda çünkü eğer yenge yoksa bize gelinecek bir şey olacak. Dayımı mümkün merktir. Erkenden devrilmesini sağlarız. Devrilir, sızarsa tatlıyız o akşam, hiç problem yok. En ufak bir şey de işte yengeye çatmaya başlarsa biz aşağı iner mesela kurtarmaya bakar. O yüzden Leyla benim hayatımın birebir içerisinde olan birisi fakat böyle akrabanızda ya da ailenizde olmasa bile muhakkak sizin apartmanınızda bir tane Leyla var. Benim apartmanımda vardı. Şöyle modadayken 6. katta ki orası da mesela ne kadar şey gelir değil mi insanlara? Moda yani falan. Alkol sorunu vardı mesela oradaki. Alkol kenevir sulama. 6. kattayım ben. 2. kattan sokağa bir gün şangır diye bir ses geldi. Ben daha yeni taşınmışım oraya bilmiyorum. Bir camı açtım bakayım diye. Bir arabanın üzerinde kırık bir televizyonla. Yeni bir televizyon. Sokakta park etmiş bir arabanın üzerinde paramparça. Ondan sonra Allah Allah ne oluyor falan dedim. Apartman boşluğuna doğru yöneldim. Aşağıdan bağırışmalar, çağırışmalar geliyor. Sonra bir şangır daha geldi. Tekrar gittim pencereden aşağıya bakmaya. Bu sefer bir avize gördüm o televizyonun üzerinde. Abi yani avizeyi sıkıp aşağıya atmışlar. Hani birbirlerine zarar vermiyorlar. Okey. Çevreye ama ev mahvoluyor falan. Bir süre böyle gitti. Sonra işte ben taşındım orada. Böyle. Neyse tatlı kitaplara geçelim o zaman. Mesela hanımların dikkatinde işte Seray'ın şeyde kullandı. Biz yine buna hep böyle şey olacak. Dün söyleşide söylemiştik falan. Konuşmuştuk üzerine gidecek. Onu da yayınlayacak mısın sen? Yayınlayacağım. Söyleşide yayınlayacağım. Yani moderatörlüğüm. Ben tabii ki Zeray var yanımda. Biz bunu bu pazar yayına alacağız. Sen bu pazara kadar yayınlanmış olur musun? O kanala da baksınlar. Yayınlanmış olmaz çünkü ben yarın sabah saat 12.45'te İzmir'e gideceğiz uçakla. Ya uçacağız diyecektim. İzmir'e uçuyoruz. I'm flight. Sonrasında yayınlanmış olur. Tamam. Çok büyük ihtimalle. Çünkü bu hafta şey var. Nils Akman'ın Suat Derviş ve Hayatı Söylesini yayınlayacağım. Bursa'da o da çok güzeldi. Mesela bunda ilk hikayede LGBT teması var. Yani tam olarak teması yok. Öykü kitabı. Yani tema demeyeyim şöyle. Sadece işleniyor. Ceylan Yürüyüşü'nde. Kadın, evli, ömrü hayatı boyunca sadece sevilmek istemiş bir kadın. Mahallede diğer kadınlarla beraber böyle bir ruh halinde yaşıyorlar. Tam bir mahalle şeyini anlatıyor. Kadının kafasında belli başlı şeyler var. Kocasının ilgisizliğinin farkında. Fakat şey diyor, bir kadın olduğunun da farkına varıyor. Biri var. Bu bir kadın abi. Asla başkası düşünülemiyor. Şey diyor, mesela muhakkak sarışın. Çünkü ben esmerim. Yani kocamın ilgisini çekti. Muhakkak sarışın. Muhakkak işte büyük göğüslü, uzun bacaklı. Ceylan gibi sekiyor bilmem ne falan feşmeken diye kafasında kuruyu ediyor. Sonrasında adamın hayatındakinin aslında bir erkek olduğunu farkına varıyor. Ve bununla baş edemiyor. Yani şöyle aslında o mahalledeki kadınlar bilmem neler birbirlerinin ağzından dedikodu almaya bayılır. Karşı tarafın acısına vahvahlanırken içten içe de oh benden hani daha kötüleri vardır şeyi var. Şimdi
Ama bir yandan da bütün bu kadınlar aslında birbirlerini dehşet bir şekilde destekler. Ya canım olur mu? Senin gözlerin yeter. Şey var ya, bizim lisedeki ya da üniversitedeki kızlar genel olarak birbirlerini böyle şey... Aynı şeyi düşün. El alem ne der? Bak kendisinin ne olduğunu da geçiyor bir yerden sonra. Bak araya gireceğim. Aklıma bir şey geldi çünkü. Şimdi biz böyle bahsettiğimiz zaman ya da öykü kitaplarında, romanlarda insanlar bunları okuduğu zaman eğer toplumda biraz daha kapalı yaşıyorlarsa, hani böyle şeylerden, durumlardan çok haberdar değillerse onlara çok garip geliyor ama ben de abi Röportaj Adam diye bir Instagram hesabı var, fenomen var. Onun YouTube kanalını takip etmeye başladıktan sonra Show TV'nin böyle YouTube kanalında kısa kısa haberler yayınladığını keşfettim. Garip haberleri kısa kısa böyle YouTube kanalında yayınlıyor abi Show TV. Onları izliyordum. Bu şimdi sürekli bana önerilenleri önüme çıkarıyor YouTube. Geçen gün abi şöyle bir şeye denk geldim. Damat kız istemeye gidiyorlar. Ondan sonra şey bakıyor böyle, kızın babası bakıyor. Hemen veriyor kızı. Hiç böyle bir konuşma, hoş bir muhabbet bir şey yok. Direkt veriyor kızı. Ondan sonra aradan belli bir zaman geçiyor abi. Kızın babası damada akşamları mesajlar atmaya başlıyor. Kızın babası. Ne gibi? Hani sana damat da diyor ki şimdi anladım kızı neden bu kadar çabuk verdiğini. Ha. Öyle bir haber var mesela. Ciddi ciddi. Ve Show TV'de bu yayınları yayınlanmıştı yani bu haber. Damat yakınıyor. Hani benim kurtarırsın bedelimin elinden gibisinden mesela. Abi çok bence şey ya, fasafiso haber duruyor. Ben çünkü televizyonda haber mi var Allah'tan ya. Şimdi onu izlediğim aklıma geldi. Yok buradaki mesela aslında tam olarak öyle değil. Kadının söylediği bir şey var. Kadın mesela adama şey diyor, her şeyi anladım da diyor, bana öyle bakmadı. Ne zaman ona öyle baktığını görüyor, aşık olduğunun farkına varıyor. Fakat bunu bir şekilde yedirmesi lazım. Kadın bütün bu olanı biteni alıyor, el alemin ne der şeyini birleştiriyor kendi kafasında ve bir senaryo kuruyor. Kocasının iş yerinde bir sekreter. Çünkü niye? Sekretere yapışmış genel bir şey var. Sekreter, sarışın, genç. Tamam mı? Ve bütün kadınlar sorusuna neye gidiyor biliyor musun? Aman seninki de dert mi? Hepimizde var. Hani bizim kocalar hep yapıyor. Hani şeyine döndürüyor. Ve bu olayı çok güzel bir şekilde veriyor. Diğer mesela hanımların dikkatini okuyup bitirdikten sonra söylediğim bir şey vardı. Seray kadınları gerçekten çok yakından inceleyip, çünkü bazı kadınlar vardır, kadınların dünyasında çok uzaktır. Ya da hani bunu veremez, onu tutturamaz ama Seray'ın karakterlerinde iyi iyi, kötü kötü diye bir şey yok abi. İnsan nasılsa iyi ve kötü, kararsız, güçsüz, zayıf ya da işte güçlü, güçlü olduğu yönleri her birini veriyor. Burada da mesela işte bu arkadaş grubu üçünün kendileriyle şeylerinde sağlıksız ilişkileri var. Yani hani yürümüyor, etmiyor bilmem falan feşmeken ve birbirlerine önce şey yapıyor. Çok yakınlar abi. Çok yakın arkadaşların bile hani birbirlerinden sakladıkları ya da gizledikleri şeyler vardır bilirsin hani. Ama kimse saklamaz. Asla. Asla saklamaz. Canım olur mu? İlk sana söyleyeceğim tabii ki ben şeyinin arkasında. Sen senin her şeyini biliyorum. Çok sen şey benim her şeyini biliyorsun. Tabii. Hiç saklamıyorsun. Asla. Burada da mesela önce kendi ilişkilerindeki o şeyleri söylemek istemiyor çünkü karşısındakinin ilişkisini o kadar iyi görüyor ki o ilişkinin yanında kendininkinin işte acınılmasını ya da başka bir şey olmasını görmediğinden kendi ilişkisini de muhteşemmiş gibi anlatıyor. Halbuki karşı tarafta da öyle bir şey yok. Sonra bütün bunlar bilmem neler falan şey oluyor, birlik oluyor. Kadınlar diyorlar ki bu saatten sonra ne yaparlarsa yapsınlar, telefonlara bakılmayacak, ona bakılmayacak, şuna bakılmayacak, üçümüz burada işte kızlar partisi yapacağız falan, pijama partisi diye bir hikayenin bir yerinde. Ve sonra... Biz bütün kitabı anlatmıyoruz. Yok anlatmıyorum. Ve bir yerde mesela şey oluyor. Bir mola veriliyor. Birinin kahve yapması gerekiyor. Birinin o sırada tuvalete gitmesi gerekiyor. Birinin bilmem ne yapması gerekiyor. Çünkü bir telefona mesaj geliyor. Hangi telefona mesaj geldiğini bilmiyorsun. Evet. Hepsi ayrıldı. Bütün telefonlar bilmem neler bırakılmış vaziyette. Herkes erkeklere inanılmaz şey öyle. Kim kuspak değil diye işte aman ne olacak bundan sonra biz birileyiz. Hani kendimize yeteriz şeyindeyken. Bir pip sesi, ting. Ay ben kahve yapayım, ay ben de tuvalete gideyim bilmem ne falan derken herkes kıyıdan köşeden bir şeyi kapıyor, gidiyor ve içeride bakıyor. O kadar güzel veriyor ki, hani hiç o şeye girmiyor. Sahtelik yok içerisinde. Hani kadınlar çok güçlüdür dedin, ne oldu şimdi bunu yaptıktan sonra, bak meğer de değil mi şeyini vermiyorsun. Çünkü hak veriyorsun okurken. O kadının aslında ne kadar
karmaşık bir düşünce yapısı olduğunu, kadının karmaşık bir kafası orada değil. Kadın erkek de fark etmez. Yani öyle bir durum içerisinde o insanın içindeki merak dürtüsü bırakmaz. Erkekler olarak biz birazcık daha şeyiz, manuel falan. falan diyoruz. Yani birçok şeyde kadınlara göre bence çok daha manueliz. Tabii bizim yani... Onlar çok daha karmaşık düşünüyor. Pijama partisine de gerek yok. Bizde pijama partisi yerine mesela bir okey oynarken bile kadından mesaj geldiğinde hayatı 3 saat sonra bakarım yani bu kadar. Böyle bir olaya da gerek yok. O bing dediği zaman koy onu ya da şey, koy onu bile yok. Şimdi sen de çifte mi gidiyordun sen falan yani böyle kanka falan. Ya da taş çalma olayı falan diye. Anladın yani. Hani o kadının karmaşık düşünce yapısını o kadar güzel veriyor ki. O çünkü ruh halini. Bir kadın. Ve çünkü kendisi de burada yaşıyor. Ve bütün bu kadınlar dediğim gibi hep böyle kendi içimizde bulunanlar. Ben reklam atlayı da çok beğenmiştim. Çünkü reklam atla deneme. Yani insanlar genelde deneme okumak istemezler ya da şey yapmayabilirler. Ama mesela içerisinde işlenen konular günümüzde sınırlayabileceğin konular değil. Kurguları oluştururken seçtiğin metalar çok kuvvetli. Kesinlikle öyle. Yani ölümsüz metalları seçiyor ve onların üzerine yazıyor diyorsun. Ama zaten sorunlarımız bunlar ki. Gününün sorunlarını yazıyor. Gününün sorunlarını yazarken geçmişteki olanlarla da benzerliklerini veriyor. Sera'yı biliyorum. Hani kişi olarak da tanıştım. Sonuçta Antabus'un sonrasında tanışmıştım ben onunla. Burada okurken de şey çok hoşuma gitti. Mesela şey var. İşte Genç Kabanlar yazısında ya ben çocukken diye başlıyor. O biyografiyi alıyorsun ona. O otobiyografik izi oradan çıkarıp gelebiliyor. Mesela şey diyor. Ben çocukken Cem Karaca yaşlanmıştı. Ama ben onu gençliğin sevdim. Bununla ilgili bir hikayesini anlatıyor. Daha sonrasında bu tam olarak nereye bağlanıyordu en son? Bu tabii bu Cem Karaca'nın ölümüyle ilgili. Cem Karaca'ya direkt yazdı. Boynu bükük Elizabeth var. Yine aynı şekilde ilkokul 1. sınıftayım. Sınıfçak 23 Nisan pikniğine gittik. Biz örtülerimiz sermiş. Piknik yapıyoruz. Bakla falcısı geldi. Annelerimiz fal baktırdı. Hani kendi gençliğindeki olaylarla günümüzdeki problemleri, o dönemde yaşananları, orada duyduklarını da birleştirerek veriyor. O yüzden bunun zamansız olması, hani diğer okunduğu zaman işte bu o dönem ait ya ne oldu bilmem ne falan şey yaratmayacak. Az önce de söylediğimiz gibi çözülemeyecek problemlerden bahsediyor burada. Tabii çözülemeyecek problemlerden bahsediyor. Daha sonrasında olan şeyleri de bunun içerisinde kullanıyor. O yüzden seviyorum. Gelin başıysa... Bir saniye. Şu hissi de veriyor olabilir aslında. Ben bu kitabı okuyorsam ve bu kitapta olan şeylerin çok benzerlerini yaşıyorsam kendim, bu kitap bana aslında yalnız olmadığım... Hissiyatını mı? Veriyor. Yani, ya bir de bir şey mi söyleyeceğim hani yaş olarak... Bunu yaşayan çok insan var. Tabii canım, aynen öyle. Bir de şöyle bir şey hani yaş olarak baktığın zaman belki de şu anda bunu bu kadar çok sevmemi sebebi mi? Sera ile bizim aramızda çok büyük bir yaş farkı yok. Yani senlerle çok yaş farkı yok. 85'ler, 90'lar bilmem ne o dönem şeyinde olanlar kendi çocukluğuna dair şeyleri çok daha rahat bir şekilde görecek. Bizdeki olay çok bilgisizlikti. Abi baktığın zaman hani özellikle 90 doğumluyum ben. 85'i bilmem neyi ele al. Annemler falan bir jenerasyon öncesi olduğu için hani oraya çok girmiyorum. Benim annem 72'li. Ama biz taş çağından geldik ya. Bak internet yok, bilmem ne yok falan yok, feşmeken yok. Bir şey hayatımıza girdi. Bilgisayar evlere girdi. İnternet geldi. Tam olarak geldi, bizim hayatımıza girdi aslında o. Geldi. Biz onunla birlikte bir ilerledik, yükseldik, ettik bilmem ne falan. Şimdiye geldik. 94, 96 de, 96 ve sonrası 2000 çocukları taşçağına doğmadılar. Ya bizde olmayan bir şeydi. Gittiğin zaman gittiğin arkadaşın evinden arıyordun anne ben geldim diye. Ya da işte evet, haber veriyordun işte sizinki geldi diye annesi arıyordu falan. Ben simit satıyordum mesela. Ama ben bunu hiç bilmiyorum. Ben simit satıyordum mesela. Evden çıkıyordum sabah, fırın işte ilk çıkan fırındaki simitlerden falan alıyordum. Ondan sonra gidiyorduk bir yerlere, ailemizin hiç haberi yok, neredeyiz? Hiç fikri yok. Abi öğlen geleceğim, işte yemeğimi yiyeceğim, okula gideceğim. Tamam mı? Hani sabah evden çıktıktan, öğlen ben eve girene kadar annemin benimle ilgili hiçbir fikri yok. Evet. Bana bir yerde bir şey olsa hiçbir şekilde haber alamaz. Bir de mesela biz bunun ortasında... Şu ana düştük abi. Zırt abim WhatsApp'tan bana mesaj çok geçiyor. Kolay ulaşılabilir olduk abi. Yani işin en şey kısmına bakarsan her yerden ulaşabiliyoruz çünkü bütün her yeni şeyi var. WhatsApp'tan ulaşamıyor, Instagram'dan ulaşıyor. Instagram'dan ulaşamıyor. En dip artık
Facebook'tan, Messenger'dan falan. Bak şimdi kitabın adının nereden geldiğini daha iyi anladım. Yani bu reklamı atla çevir. Reklamı atla çevir. Yani bak... Sabırsızlık çevir aslında, evet. Biraz da. Evet. Sabırsızlık, anladın? Aynı çağda işte çizgi film izliyorduk mesela. Ben eve döndüğüm tam o sıralarda yemek yerken televizyonda Bugs Bunny olurdu mesela. Bugs Bunny çap ortasına bir reklam girerdi, Rinso. Bir Fatma ablam vardı, Omomatik reklamında bir şeyler çırpıyordu. Ayşe teyze. Ayşe teyze değil mi? Hacı. O sırada abi sen Bugs Bunny izlemek istiyorsun, reklamı atla yok ama şu an var. Ve var. O dönemden bu döneme hiçbir şey değişmedi. Bu davranışlar yani değişmeyecek. Öyle, aynen öyle. Yani o yüzden ben şeyi çok severim, reklamı atlayı severim. Bir de hani burada şey var. Aşık-ı Kocabıçağ'ın Ran Gülizar Ran diye bir kitabı vardı. Beni ilk ismiyle etkilemişti. Çünkü arkasında şey diyor, benim adım Gülizar. Yani Gülizar değil. Gülizar, gül bahçesi anlamına gelir. Doğru hatırlıyorsun, öyleydi. Evet. Fakat Gülizar olunca bir manası yok. Belki de Türkiye'de bir kadın olarak yaşamak gibi diye bağladı. Ben dedim ki wow, tamam güzel. Özellikle Leyla'dan sonra falan böyle toplumun içerisinde kadınları alıyorum. Tamam mı? Ne bulursam okuyacağım şeyi. Girdim. Reklamı atladı hissettiğim şeyi orada da hissettim. Çünkü orada da Gülizar isimli bir karakterin günlüğünü okuyorsun. Çocukluktan itibaren geliyor. Bizim zamanımızda şeyler vardı, hatırlıyor musun? İşte gazetelerin bilmem ne eklerinde falan da feşbeken sakallı bebek dünyaya geldi. Orada o mas konuştu. Kıyamet kopacak falan. Onun bir hikayesinde de şey vardı işte. Aile bir anda bir hafta sonra kıyamet kopacak şeyine giriyor. İşte babaanne bak bak gençliğimde kılamadığım namazlarımın kazalarını kılayım diye hiç topluma karışmıyor şey diyordu. Bilgiye ulaşmak o zaman işte az önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı çok zor olduğu için gelen her bilgiye o kadar çabuk inanıyorlardı ya, ki. Ya inanmasa bile şüphe vardı kafada çünkü böyle bir şey var. Ben hatırlıyorum bak şimdi. Benim çocukluğum bilmem ne falan bizimkiler biliyordur hani yeni tanıyanlar için de şey. Benim çocukluğum biraz garip geçti. Farklı bir aile yapısının içerisindeydik. Özellikle baba tarafı benim bayağı böyle bir değişik. Babam da o zamanlar yurt dışında çalışıyor. Annem var sadece evde. Halamlar da Fatih'teki o büyük dönüş var ya, işte İslami dönüş. Halamlar da o ekibin içerisinde çarşambadalar. Hani böyle şey için söylemiyorum. İnanç ve sesine hiç girmiyorum. İşte o dönem ben 6 yaşındayım falan. Babam da evde yok. Amcam, büyük amcam da aynı şeyde. Beni Süryan Mektebi'ne verdiler. Okumayı anlayış bir şey bilmiyorum. Süryan Mektebi'ndeyim. Neler neler dinliyorum, neler neler duyuyorum. Asla yerme ya da bilmem ne değil. Sadece şu andaki hani karakterimle baktığım zaman şaşkınlık duyduğum şeylerden bir tanesi. O dönem şey vardı. Şeytanın bebeği dünyaya geldi. İşte karşınıza çıktığında dikkat edin, ayakları ters, yüzüne 3 kere tükürüp sonrasında dua okuyunca kayboluyor falan. Susturmak için 3 kere tükürmek lazım gibi nefes hafifi haberler vardı. Şimdi bunların hiçbirisine inanmazsın, etmezsin ama o dönem öyle bir şey vardı yani. Bir şeyi araştırıyorsun. Şu ne demek? Kimse bilmiyor. Ansiklopedi bilmem ne falan feşmeken yoksa evinde. Varsa kralsın ayrı da. Varsa kralsın ya. Tabii. Ben ne öğrendim? Anne ödevler yapmak için kimleri babam kimleri. Babam kupon manyağıydı. Kupon manyağıydı. Türkiye gazetesi vardı. Hala vardır mı? Hiç denk gelmiyorum da. Türkiye gazetesi çok enteresan şeyler veriyordu kuponlarla. 40 kupon biriktir bir ansiklopedi seti. İşte 50 kupon biriktir bir bisiklet. Şeyleri araba veriyor biliyor musun? İşte aile kerdası. Veriyor. Ya Tempra araba verdiğini biliyorum ben Türkiye gazetesinde kuponla. Yani o kaç yıl biriktiriyorsun? 10 yıl sonrasında araba veriyor. Öyle bir dönemde işte ansiklopedi vermesi mesela efsane bir şeydi. Çünkü hiç bak şu, hayal edemez şu an genç arkadaşlar izlediğinde. Hayal özellikle yani. Senin şu anki takipçi kitlen şunu bence hayal edemez abi. Bir şey gördü, televizyonda bir şey gördü. Onu satın almak istiyor. Ve onu hiçbir yerde bulamıyor. Böyle bir şeyi hayal edemezler abi. Şey olabilir mi? Dur. AliExpress hayatımıza girdikten sonra her şey çok kolaylaştı. Yani düşünsene. Atari çıkmışlar. Tamam. Atari çıkmış. Benim arkadaşımın babası kamyoncu. Almanya'dan gelirken ona bir tane kaset getirmiş. Kasette bir tane oyun var. Bizim kasetlerde 9999 in 1 ama oyunlar, berbat oyunlar. Ama onun kasetinde olan bir tane oyun harika bir oyun. Benim ben o oyunu istiyorum. Şimdi ne yapıyor? Çatede Google'dan alıyorsun abi. Google'a yazman. Yetiyor yani bu kadar. Abi biz ona ulaşamıyorduk. Mümkünatı yoktu. Yani öyle bir dönem. Mahalledeki herkesin normal Atari'si vardı. O da çok kötü bir şey ama yalnız ben sana bir şey söyleyeyim. Mahalledeki herkesin normal Atari'si var. Normal. Yani 9999 in 1 Game Boy mu? Sega.
Ben de Sonic var. Sonic. Mario yok ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Abi bildim Mario'nun köpeğiyim, başkasının devre gittiğimde. Mario oynuyorum eve gelince çünkü Sonic, ama millet de benim evime gelip Sonic ve Mortal Kombat oynamak istiyorlar. Mesela şu paylaşımı da çok iyi yapıyorduk. Şu an bu da yok. Yok. Mesela benim evimde Sonic var, senin evinde Mario var. Seninki daha ucuz bir şey olabilir. Ama ben Mario oynamak istediğim için gelip sana Sony'yi verebilirim abi. Evet. Biz ama işte şöyle bir şey var. Benim kasetim onun şeyine de olmuyor. Çok kötüydü ya. Milletten kaset alamıyorum. Ben tabii bunun farkında değilim falan. Şey diyorum. Olsun bir sürü kaset var diye. Milletten kasetleri topladım. Kasetleri topluyorum. Millet eve geldim. Sega'ya takmaya çalışıyorum. Olmuyor. Üflüyorsun değil mi? Tabii tabii. Üfle. Tak bir daha olur belki. Olmuyor. Kaset yapısı farklıymış falan. Hani... O dönemde yaşadığımız için birçok şey inebiliyoruz. Seray da şey diyor işte, ilkokul bilmem ne deyim, böyle böyle bir şey var ve ne olduğunu bilmiyoruz. Hani oradan gelip alıp daha sonrasında günümüzü uyarlıyor falan. Dediğin şey çok doğru. Çözümlenemez olan her şeyi, daimi sorunlarımızı çok güzel bir şekilde yaşıyor. İşte gelin başı mesela, reklama atlayı okuduktan sonra okunduğunda da İşte orada çocukluğunda şunlar şunlar oldu bilmem ne falan teşvikten şeyini görüyorsun. Sonra oradaki hikayelerde kendinden çok şey buluyorsun. Hani Seray'ın hayatında böyle bir şey var, bak burada böyle 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 diye onun üzerinden gidebiliyorsun falan. Güzeldi. Buradaki hikayeleri de çok çok beğenmiştim. Yani eski, senin yeni baskısı varmış. Ben de eski kapağı var. Bir de işte cool. Benim aralarında böyle en beğendim, yani hani şey, öykü kitabı olduğu için diğerleri ve biri de deneme, şey yapamıyorsun, ana karakteri alıp da diğerleriyle bağdaştıramıyorsun. Altıbus Okul bayağı bildiğin aslında karşı karşıya getirmiş. Sen Cool'dan bahsetmeye başladın ama biz videonun başında aslında Cool'dan bahsettik. Bahsettik. Benim böyle Seray konusunda bıraktığın zaman ben yardır yardır giderim. Yani çok seviyorum hani şey, insan olarak da çok çok severim. Ve bununla ilgili mesela konuşurken şey olmuştu, videoyu izledikleri zaman orada da görecekler. Seray'a şey dedim, peki dedim bütün bunları yaparken, dedim, yazarken uyguluyor musun? İşte mercan gibi kalkıp gitmiş bütün o şeylere, türbelere, kiliseye, cemevlere falan. Ki. Şey dedi, bir gün dedi işte annemin evindeyim dedi. Aslında etkileyici olan kısmını da unutuyorsun. Annemin apartmanındayım. Annem yıllardır orada yaşıyor. Beni de biliyorlar bütün herkes. Altına bir tane işte basma etek giymiş. Kafasına da yemeniyi bağlamış. Burada bir şey silme sahnesi var. Apartmanı silme sahnesi var. En üstten en aşağıya kadar. Bütün apartmanı silmiş. Bir kişi bile tanımamış yalan. Bayağı bildiğin. Şey diyor. Üstündeki şey senin artık tamamen kimliğin olmuş vaziyette. Evet, bir profesörün bir sınav sorusu vardı, hatırlar mısın? Biz bunu bir filmde izledik, hangi film? Bir Hint filmiydi. Sınav sorusu şuydu, kapıdaki temizlikçinin adı. 200 küsür kişiye bunu soruyor ve bir kişi sınavı geçiyordu o filmde. Onun gibi bir şey. Yani bilmiyor insanlar, insanlar hiç bilmiyor. Yüz çevirdiğimiz insana, yani yüz çeviriyorsun, her bakmıyorsun, görmemeye çalışıyorsun. Orada yani senin apartmanı silen bu insan, belki dışarıda bambaşka bir şekilde görsen, konuşacağı, muhabbet edeceği biri ama apartman temizleyicisi, kat görevlisi, bilmem ne falan. Bunlar bilinmemesi gereken kişilermiş gibi davranmaya başlıyoruz. Bu daha çok büyük şehirlerde, metropolde, yani büyük şehir dememe bakma, şehirlerde görülen şeyler. İnsanlar artık şey yapmaya başladı. Leyla da mesela o kadar şeyin içerisinde kimsenin sesini duymadığı birisi. Her gün dayak yiyen, her gün hastaneye götürülen, polisin bile görmediği, görmek için uğraşmadığı bir kadın. Bu yüzden çok seviyorum. Ve şey var ama bütün bunların hepsine rağmen ben bunu Seray'a da söyledim. Ben senin karakterlerinin hiçbirisine acımadım. Çünkü Karamiza. Hani o da aynı şeyi söyledi. Ben orada birazcık mizahı kullandım. Çünkü bir yerde birazcık yabancılaşmam lazımdı. Benim de uzaklaşmam lazım. Mizahı kullandım diye. Evet. Yani o olması gerekiyor. Çünkü Leyla şey diyor zaten sana en başında. Sayfayı çevirmeyin. Hani bütün sayfa haberleri 40 katır mı 40 satır mıdır ama bir de ben size anlatayım diye kendi hikayesini başından sonuna kadar anlattığı için aslında biliyorsun. Yani kaç sayfalık, yaklaşık 150 sayfalık bir kitaptı galiba. Daha az bile olabilir, biliyor musun? Bir roman. 150 değil. Abi. Dur. Nerede? Aşağı yukarı bir şey söyle. Abi tam sayısını söyleyeceğim sana, 106, 105 sayfa. Bak 105 sayfalık bir roman. Aslında sadece bir üçüncü sayfa haberi. O üçüncü sayfa haberinin
o üçüncü sayfadaki karakterin gözünden anlatılışı abi. Peki bir şey söyleyeceğim. Ve komik anlatılışı bir yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben ona Sera'ya da sordum. O da aynı şeyi söylüyor. Benim yazdığım, en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Ülker için ne diyorsun abi? Deliliğin sınırlarında dolaşan, kocasından kaçıp sığınma evine gidemeyen, çünkü sığınma evleri de patlatıldığı için, adresleri verildiği için. Kocam beni bulamasın, bir yerde de kayıt yaptırmamam lazım. Bu yüzden ben bir hastaneye aciline gideyim diye. Hastaneye aciline başlayayım. Ondan sonra şey, çünkü çok güzeldi ya. Mesela işte Ülker şey, bilmeyenler için çok ufak bir bilgi veriyorum. Pardon bir saniye. Sen şimdi bütün kitapları okuduğun için soruyorum. O Ülker'i Seray başka bir kitapta kullandı mı? Yok. Genelde öyle yaparlar yok, ya. Yok, yok, yok. Bir kitaptaki yok, çok sevilen bir karakteri başka Ülker bir sadece yok. Orada kullanıldı. Ülker tiyatroda da yoktu mesela. Çünkü tek kişilik bir oyun olduğu için dışarıdan başka bir şeyle kullanamayacağı için Ülker orada da çıkartıldı ama büyük eksiklikti. Çünkü Ülker'in Leyla'yı değiştirme olayı da vardı biliyorsun. Evet. O kendi en çöküş noktası. Aslında Leyla'ya yalnız değilsiniz yani. Diyen. Mesela bizim şu an yaşayan kadınlara Seray Şahiner bu kitapla yalnız değilsiniz diyor. Bu kitaptaki Leyla'ya da Ülker yalnız değilsin diyor aslında. Ülker yaşlı bir kadın ve o da... Çok bahsetme. Ben yok yok şey değil. Sadece şeyini söyleyeceğim. O da mesela işte kocasından bayağı büyük sıkıntılar çekmiş etmiş falan ve kocasından kurtulmak istiyor. Çıkıyor ama bir yerde de bulunmaması lazım. Çok güzel bir eleştiri aslında. Türkiye'deki kadın sığınma evlerinin bile güvenli olmadığına dair. Bunu zaten biliyoruz haberlerde bilmem nelerde falan çıkıyor gazetelerde. Çünkü kadın sığınma evinin adresleri bulunduğu takdirde adamlar çıkıp orada da eşlerine şey, ya da işte o kadınları bulup işte ben de şeye şey yapıyor. Yine o Show TV haberlerinden birinde olabilir. Koruma altındaki kadınlar diye bir tabir var. Türkiye'de şu an yaklaşık 100 bin civarında koruma altındaki kadınlar. Bunlar işte karakolda mı, sığınma evinde mi, bir yerde bir şekilde kayda alınıyor. Bu kadınlar tehlike altında. Bu kadınlara bir şey olabilir diye ara sıra gözetleniyor bunlar. İşte bu koruma altındaki kadınlardan da her yıl 200 küsür tanesi öldürülüyormuş mesela. Aynen öyle. Bir şey var orada. İşte Ülker de şey diyor. Ben Hasan'ın hastanenin aciline gideyim. Çünkü acildeki insana niye buradasın diye sorulmaz. Ya bu arada 200 küsür dedim ya, sen anlatmaya başlarken kendinden iğrendim. Kadınlardan bahsediyoruz, oradaki canlardan bahsediyoruz ve ben küsür tane... Sayısı aklına gelememiş ya. Gelememiş olabilir. Yani, şey, sayısal olarak... Öyle oluyor şey, işte. Üstüne gitme kendine. Şey değil o. İşte acilinde kalıyor. Fakat karnı acıkıyor abi. Karnı acıktığı zaman da kan aldırmaya gidiyor. Tamam mı? Kan veriyor. Çünkü kan verdiği zaman çubuklar çekiyor. Bir de orası çok rahat olduğu için orada kestirip uyuyabiliyor falan. Fakat nereye kadar kan verecek? Hastanedeyken şeyi farkına varıyor. Hastanede refakatçi denilen bir kavram var. Yani tüm hep var da. Yok ya, değil değil. Sadece ülkeleri anlatıyorum öyle. Çok ufak. Yoksa şeylerine falan girmeyeceğim. İşte Leyla'yı nasıl tutup çıkarttığını falan söylemiyorum. Sadece bir karakter. Ondan sonra başıboş hastaların refakatçisiymiş gibi davranıp onların hem yemeğini yiyor hem de hastanede yıllarını sürdürüyor. Ya hastanenin içerisinde işte hemşirelerle tanışıyor bilmem ne doktorlarla tanışıyor. Sonra orada bir şey vardı. İnsan başkasının acısıyla şey yapabiliyor. Hani kendi hastanı bırakıp da dışarı çıkamazsın. Aman hastane bastı diyemezsin ama başkasının şeyi olduğu için çıkıyor. Düğün salonlarına gidip eğleniyor. Çünkü aynı hastane gibi yine düğünde tatlı işte yemek istediğin düğünlere gidiyor diye. İşte makyaj yapacak bir hani gidiyor. Testerlerden makyajını yapıyor. Sonra düğüne gidiyor. Ve daha sonrasında işte Leyla'nın hayatına da yine bir hastanede aslında giriyor. Ülker ve muazzam bir karakterdi. Seray bunun için şey söyledi. Ben onu hiç o anlamda düşünmemiştim. İlahi Komedi'yi okumuş muydun sen? Hatırlıyorum. Cennet Cehennem Araf'ta. Evet. Araf'ta şeye... ana karakterin neydi ya? Gelmedi. Pardon, yazarı söylüyorum. Karakterin adı neydi? Vergilius diye biri var Araf'ta. Ve bütün o katmanları bilmem ne falan o gösteriyor. Dedi ki aslında Ülker, Leyla için Vergilius. Çünkü Araf'ta bir kadın. Hep böyle bir şeyin içerisinde deliliğin uçlarına gitmiş, delirmemiş, delirmeye çok yakın bir karakter. Tam Araf. Bunu söyledim, ben yanımdaydı böyle. O sırada merak ediyorum kamerada suratımın ifadesi nasıl ama böyle bir aydınlanma, yerine oturma ve yani kadın, yani o böyle o şaşkınlığı falan var. Var ama böyle karakterler. Daha çok yakın zamanda bir basketbolcu Mehmet Özhan mıydı? Bir basketbolcumuz var bizim. 23 yaşında şu an.
Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynamış çok iyi bir basketbolcu. Atatürk Havaalanı'nda yaşıyor. Bu durum. Basketbolu bırakmış, Atatürk Havaalanı'nda yaşıyor. NBA'de oynama hayali var. Los Angeles Lakers'ta hayali var. Her sabah gidip havaalanında Amerika pasaportlarının kontrol edildiği yere gidip orada senin pasaportun yok falan diyorlar, reddediyorlar ve her sabah geri gelip orada ortalıkta yaşıyor. Tıpkı Ülker gibi. Ciddi olmasın. Evet, evet şu an. Ve Basketbol Federasyonu harekete geçmiş. Onu oradan almışlar. Tedavisini sürdürebilmesi için maaş bağlamışlar vesaire. Adam delirmemiş bak. Şu an deli değil. Arafta. Havaalanında yaşayarak o hayaline ulaşabileceğini, Amerika'ya gidip Lakers'ta oynayabileceğini düşünüyor mesela. Belki bir şey olur gider. Bununla ilgili şey vardı ya, iki sene öncesinde İzmir'e gittiğim zaman her şeyini bırakıp, bütün evini, hayatını, her şeyini bir kenara bırakıp durakların üstünde konaklayan biri vardı. Ya var. Böyle karakterler var mesela. Seray'ın karakterleri hep böyle işte. Var işte. Ben Seray diyorum ki siz senden geldi bu açtı. Bizim için Seray Şahiner. Seray'ın hani, gerçekten ben o yüzden şeyleri seviyorum çünkü o karakterlerin hepsini görüyorum. Remzi de var abi yani hani. Remzi de var bütün o şeyine rağmen. Remzi'nin çocukları da var yani. Ben evet, iki video oldu yaklaşık 20'şer dakikalık. 40 dakika oldu da bunlar düzenli değil. 48. Ya. Dakikadayız. Ciddi misin sen? Ah ya su gibi bakıyor. Sonra işte bana diyorsunuz gibi videolar niye uzun? Biz bunu iki parçada atabiliriz, düzenleyip atabiliriz. Bakacağım duruma göre ama artık yavaş yavaş kapatalım bunu bence. Öyle. Bu seferki sadece Seray'a adanmış bir videosu. Ben genel olarak da hani şey istiyorum, sana demiştim yani edebiyat burada için bir yazar belirleyeyim ve o yazar üzerine konuşayım diye. Çünkü mesela Barış Bıçakçı böyle kafamın arkasından şey yapıyor. Mine Söğüt var abi, Mine Söğüt var mesela yine aynı şekilde. Nermin var İzmir'e gelecek. Eren aklıma ne geldi? Senin bu videolarına özel şöyle bir şey yapalım mı? Hem edebiyat buradaya katkısı olur, hem şey olur, ben bir şeyler yapabilmiş olurum insanlar için. İnsanları çünkü daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorum bu kanalın. Bu kanalın bir misyonu var benim kafamda. Yani gerçekten yerli edebiyatı, çağdaş Türk edebiyatını, bunun yanında da zaman zaman dünya edebiyatını da hani göstermek istiyorum gençlerimize. Bu videolarında bahsettiğin kitapları o hafta düzenleyeceğim bir çekilişle birer kişiye hediye edeyim. Aslında olabilir. Ya da işte o yazardan bir kitap olur mu? Benim için olmaz. Tamam. Mesela saklama kabında bahsedilen kitaplar o hafta çekilişte. 5 kitapta mı? Mesela. Sen bu hafta kaç kitaptan bahsettiysen. Seray'da. Hepsinden bahsettim. Tamam hepsini. Yani olsun abi. Burada önemli olan şu. Hani benim için önemli olan şu. Daha fazla kişiye ulaşalım zamanla. Olur canım. Yani ben onun olmasını isterim. Okumalarını da isterim. Ki zaten yani Seray'ı hala okumadıysanız okumanız lazım. Benim kafamda bazı insanların okunması lazım. Seray, Aslı Erdoğan, Mine Söğüt, Barış Bıçakçı. Barış Bıçakçı'yı okumak lazım zaten abi. Yani Toptaş. Barış Bıçakçı çok... Hasan Toptaş. Hasan Toptaş'ı ben bütün kitaplarını okumadım bu arada. Yani hepsini bitirmiş değilim. Tamam yani zaten her yazarın her kitabını... Mümkün olduğunca şey hani daha hoşuma gidiyor benim. Özellikle videolarda kullanacaksam bu tabii bir yerden sonra ister istemez şey olacak ama özellikle bu ilk videolarda bütün kitaplarını okuduklarım. Barış Bıçakçı gibi. Yani bu sıralarda, gibi. Bu videoları çektiğimiz sıralarda da zaten olabildiğince sonraki haftalar için tamamlarsın. Tabii tabii tamamlarım. Zaten keyifli okuyorum ki Çağdaş Türk Edebiyatı da benim canım ya. Ben mesela bir dönem şeye gireceğim. Şimdi öyle bir durum var. Klasiğe de girmem lazım. Tanpınar'dan 4 tane kitap aldım. Mesela onları okumam lazım. Benim çünkü Ahmet Hamdi Tanpınar'dan okudum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'yle Huzur değil. Ben vereyim sana. Bende var aldım. Beşşehir'i okudum. Bu ikisini okumuştum. Huzuru almak için gittim. Bana işte arkadaşım dedi ki Huzur öyle tek başına okunabilen bir kitap. 1-3 deme. İşte şey var. Perdenin arkası, sahnenin arkasındakiler var. İkinci kitap. Bir kitap daha var. Değil ki ya. Gelmiyor. Yani üçleme, hatta sonrasında da Suat'ın Mektubu basıldı, düzenlendi, yapıldı bilmem ne falan. O basıldı, Suat'ın Mektubu'nu da okuyup öyle tamamlıyorsun şeyi. Yani bir de şey kısmına da doldurabiliriz tabii. Normal çağdaş Türk Edebiyatı'ndan ziyade Türk Edebiyatı. Ben hani bir program daha istiyorum. Burada öyle bir hayalim var. Nazımlardan bahsetsin, Necip Fazıl'lardan bahsetsin. Necip Fazıl konusunda konuşabilecek bir kuzenim var ama benim mesela yok. Yani ama mesela hayır, genel olarak bir program olsun. Bu, bunlara Cahit Zarif olur. Mesela. Yani işte böyle bir program da istiyorum. Ahmet Arif'ten bahsedelim. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Ahmet Arif'in Leylimle'yi okumadım hala. Leyla Erbil'e yazmış olduğu mektuplar kısmını.
O böyle çok kenarda. Çünkü Leyla Erbil'den de şöyle birkaç tane şey yapıp Leyla Erbil'i karakter ve şey olarak tam böyle oturtmak istiyorum. Latife Tekin hakkında konuşmak istiyorum. Mesela ama Latife Tekin'i en iyi yapacak olan kişi Serkan. Evet, onu Serkan yapar. Serkan Latife Hanım'la buluşup da yapar. Yani işte. Yani yapar. Ben ondan önce tabii sen de okuduğun kitaplar kadarıyla bahsedebilirsin. Hani bu sana bir engel değil. Bir de şu var. Mektup kitaplarını okumayı hiç sevmiyorum. Çok özel geliyor. Şöyle geliyor bana. Özelden ziyade şöyle geliyor. Abi birisine mektup... Benim mektup arkadaşlarım var. Hani yurt dışında falan da var. Ben onlara mektuplar yazarken aklıma sürekli bu okuduğum mektup kitapları geliyor abi. Ben şimdi oturmuşum tam yazıyorum. Ya diyorum bunu işte şu kişiye olan mektuplarında yazmıştı. Siliyorum. Abi aslında o benim aklıma geldi. Ben yazıyorum o sırada. Ama o kitapta daha önce gördüğüm için hani sanki onun sahtesiymişim ya da sanki bilinçaltıma yerleşmiş de oradan yazıyormuşum. Ben hiç kendimi yazar gibi düşünmediğim için o yüzden yapmıyorum ben. Ama geçen bir mektup geldi bana. Bir mektup geldi İzmir'den. Nisun göndermiş. Bir sayfa. Tek bir sayfa. Çok uzun yıllardan sonra ilk defa bir mektup aldım ben. Abi koca şehir bir küçük sayfaya, bir küçük zarfa sığmış bana geldi. Ben onu okudum. Aa dünya ne mutlu insan. Mektuplar abi. Mesela bak. Bunu da çoğu bizden sonraki nesile anlatamazsın. Z kuşağına çoğu zor anlatırsın mektubun ne kadar güzel bir şey olduğunu. Ama biz bunu çok seviyoruz bizim nesil özellikle. Çünkü telefon vardı. Telefon ne zaman vardı? Ben zannediyorum 8-9 yaşındaydım. Hani 90'ların sonunda vardı. Onlarda da SMS bile yoktu. Sadece arama vardı. Şeydi ama mektup çok özeldi. Uzak bir yere göndermesen bile bir arkadaşına bir mektup yazıp evinden çıkartan onu bir yere koyardın ve sonrasında eve gelip öyle beklerdin. Acaba ne zaman okuyacak bilmem ne falan. Ertesi gün benim yazdığım mektubu bulamayan bir arkadaşım vardı. Bir hafta boyunca her gün böyle hani bir şey bekliyorum ya. Hani bunu da demişsin ya sen işte böyle. En son şey dedim. Mektubumu buldun mu? Mektubu, senin evine mektup bıraktım, şurada git oku, oraya git oku. Hala yani evet, bizim şeyleri anlatamazsın. Abi yarım saatlik iki videoya dönüştü bu, bence artık kapatalım ufak. Evet, tamam o zaman bu videoyu buradan, tamam bir sonrakinde Ali'yi de burada yanımda istiyorum ben, onunla beraber böyle şey yapayım. Gerçi Ali'yi biliyorsun. Bakalım beni ikna edebilecek mi? Sen geçen bu arada Instagram'da şey yapmışsın, Seray'ın kitabı için. Ha video yapmıştım. Video yapmıştım. Kendi Instagram hesabıma öyle videolar yapayım dedim. Böyle After Effects. Bence ona bir şey. Hani kitaptan bir şey hatta talip olabilirim. Neye? Konsepte. Evet. Mi? Kaç para vereceksin? Video veriyorum size. Kapatalım hadi parayı konuşalım ondan sonra. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar o zaman burada böyle çift olacağız. Daha güzel. Böyle de gerçi çok güzel bir muhabbet. Henüz ikna olmadım. Kameraya bakmıyorum. Sana bakıyorum. Öyle düşün. Ya da senin kameranın böyle arkasını alacağım, böyle bakacağım. Yine bizi, beni izleyicilerimiz üzerinden vurdun. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.